Değerli satranç severler, 43. satranç olimpiyatlarının 6. turunda Kübra Öztürk ile birlikteyiz. Evet Kübra, bugün aslında sonları çok çok sakin başlayan, çok çılgınca bir oyun oldu aslında bizim gördüğümüz kadarıyla. Bize anlatır mısın neler oldu bugün? Öncelikle herkese merhabalar. Evet, bugün çok garip bir maçtı benim için. Aslında çok durağandı senin de söylediğin gibi. Bir anda bir manevra gördüm. Vezir B3, Vezir B5, Vezir E5 manevrası. Yani hani şansımı denemeliydim. Orada çok kötüydüm. F4 hamlesi 20. hamlede sanıyorum F4 hamlesi oynadım. Yani o çok kötü bir hamleydi. C'de 5 almam lazım ve eşit bir oyun sonu. Devam, yani hani şah kanadında 4'e 3'ü değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü beyaz filler var ikimizde de. Biraz aceleci oynamak istedim. F4 belki hani kolay bir şekilde gelirim diye, ama onu da yani beceremedim. Açıkçası. Rakip çok güzel oynadı. C'de 5, kalede 5, fil F5 oynadı. Fil C4 hamleme. Gerçekten o manevrayı bulmasam yani kaybediyorum gibi pozisyonum, çünkü giderek kötüye gidiyordu. Rakibim de çok kötü oynadı. Vezir E5'ten sonra fil D3 oynadı. Sonra şah F8 oynadı. Piyon kazandı. Fil D3 oynadı. Fil D3 alırsam vezir E3 oluyor. Vezir E5 oynuyorum. Burada vezir E5 alamıyorum. F5 alıyorum ve kazanıyorum yani burada. Çok güzel. Hani dizilmiş gibiydi aslında tahta. Şah F8 oynadı, çift soru. Fil D3, kale D3, kale C7. Bir anda piyon kazandı. Temiz bir piyon kazandı. Yani hani bir piyon yeterken kazanmaya, bir anda bir de kale D7 oynadı. Kale D7 aldım. Sonra vezir B8, vezir A7'yi de aldım. Ama yani çok ilginç bir şekilde Zeitmut'a girdik ve şahı G4'e geldi. Evet, o konuma. Çılgınca bir şekilde şahı G4'e geldi. Yani ben bilerek sürekli şah çektim ki G4'e gelsin diye, bir şekilde mat edeceğim çünkü. Ve bu vezir C8 hamlesi yaşat dedim, F5 oynadı. Yani onun yerine vezir F8 hamlesini yapıyorum ki gördüm bunu da. Ama yani o Zeitmut'ta böyle 10 saniyeler kala ya olmuyor herhalde deyip bir şah çekeyim, ondan sonra bir bakayım dedim. Yani bir şeyler oldu ve bir anda yani hani kendi elimle rakibe yardım etti. O bana yardım etti, ben bugün ona yardım ettim. Yani sonunda da hani kazanç zaten çok zor. Benim vezir E5 hamlesinden sonra vezirleri kırıştık ve iki piyonumu da aldı. Ve berabere ile sonuçlandı. Yani kazanmayı çok istedim aslında. Bilmiyorum, o vezir E5 hamlesi de bana çok güzel geldi. Yani de kazansaydım çok şık olurdu aslında. Peki kendi ve takım performansını şu ana kadar 6 tur üzerinden kısaca alalım senden. Yani şu an performansım normal diyebilirim. Daha da iyi olabilirdi aslında. Birkaç maçta da yine berabere yaptım ama iyi konumdayken beraber oldu yine. Takım olarak yani bugün Peru'ya kaybetmemiz biraz üzücü oldu aslında. Yani kağıt üstünde çünkü iyiydik. Kazanabilirdik aslında. Maalesef işte satranç, yani ufak hatalar sonucunda kaybedebiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani çok klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani ilk onu hedefliyorduk biz aslında takım olarak. Yani hala belki yapabiliriz son maçları kazanırsak. İlk 10 bizim hala hedefimiz. Kendim açısından da bireysel olarak düşünürsem de yani bütün maçları tabii ki kazanmak istiyorum. Yani hani o fotoda bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler Kübra. Ben değerli fikirlerin için. Sağ olasın.